Yeni eğitim öğretim dönemine sayılı gün kaldı. İlk olarak eğitimler uzaktan başlayacak, sonra yerini yüz yüze eğitime bırakacak. Çok güzel. Çocuklarda okul heyecanı varken, velilerde ise virüs kaygısı var. Ancak bakanlık kaygıları kenara bırakacak önlemler aldı. Öğrenci okula geldiği andan itibaren koronavirüs tedbirleri de başlıyor. İlk olarak burada ayaklarını temizliyor. Daha sonra eğer önünde bir başka öğrenci bekliyorsa onun işlemlerinin bitmesini bekliyor ve daha sonra da ilerliyor. İlk yapılan her yerde olduğu gibi ateş ölçümü oluyor. 36. Ve çıkan ateş de kayıt altına alınıyor. Daha sonra eğer yüzümüzde olduğu gibi bir cerrahi maskeyle geldiyse öğrenci, bu cerrahi maske çıkartılıyor, çöpe atılıyor, eller dezenfekte edilerek yeni bir maske alınıyor ve böylelikle de sınıfına doğru ilerliyor öğrenci. Koronavirüs önlemleri devam ediyor. Yeni eğitim öğretim döneminde artık kalem alışverişi ortadan tamamen kalktı. Hatta öğrenciler öğretmeninin kalemlerini dahi kullanmayacaklar, kendi kalemlerini kullanacaklar. Okulumuz baştan aşağısında değişmişti. Yani her yerde sosyal mesafeye uymamız için uyarılar ve şartlar yenilenmişti. Velilerin merak ettiği sorulardan biri de, diyelim ki bir öğrencide koronavirüs belirtileri var. Peki o tarz bir durumda ne olacak? İşte onun için de bir izolasyon odası oluşturuldu. Peki bu izolasyon odasında neler olacak? Evet, izolasyon odasında bulaş riski olan öğrencimiz varsa bu izolasyon odasını alacağız. Sağlık kuruluşlarına ve ailesine haber vereceğiz. Sağlık ekipleri geldiği zaman sağlık ekipleriyle öğrencimizi en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirmiş olacağız. Aileye de bu konuda bilgi vermiş olacağız.